Ekranda online grafik çizen bir hesap makinesi olan Desmos'un bir görüntüsü var. Hesap makinesine desmos.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, bu videodan sonra hatta bu video esnasında bile bunu kullanabilirsiniz. Son derece faydalı. Bu videoda fonksiyonların yansıması ya da yansıtılması diyeyim, evet bunun üzerine konuşacağız. Şimdi birkaç örnekle başlayalım. Elimizde fx fonksiyonu olduğunu ve bunun x'in kareköküne eşit olduğunu varsayalım. İşte böyle. Şimdi bir tane daha fonksiyon tanımlayalım. gx olsun adı ve gx de şimdilik karekök x'e eşit olsun. gx'in şu anda fx'in üzerinde olması son derece normal değil mi? Ama şimdi gx'in karekök içinde x yerine eksi karekök içinde x'e eşit olduğunu düşünelim. Sizce ne olur? denemek ister misiniz? Bakın evet. Karekök içinde x'in önüne bir eksi koyduğum zaman fonksiyonun x ekseni üzerinden yansıdığını görüyorum değil mi? X ekseni üzerinden yansımış. Bir fonksiyon daha tanımlayalım. hx olsun, bu da başlangıçta fx'e yani kare kök içinde x'e eşit olsun. Çizdiğimiz zaman bu da fx'in üzerinde olacak. Evet, bu defa karekök işaretinin önüne eksi koymak yerine eksi işaretini x'in önüne koyacağım. Yani x yerine eksi x yazmış gibi olacağım. Evet, sizce bu x'in yerinde eksi x olsaydı ne olurdu? Hadi deneyelim ve görelim. Evet, x yerine eksi x yazınca fonksiyonun grafiğinin y ekseni üzerinden yansıdığını gördünüz değil mi? Bu noktada videoyu durdurmanızı ve bu yansımaların nasıl gerçekleştiği hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Şimdi bir fonksiyon daha. Hangi harfi kullanmadım? Evet, K olabilir. Evet, eksi işaretini bu kez kare kökün dışına koyacağım. Kare kök işaretini kullanayım ve bir de bu x'in önüne eksi koyacağım. Bunun fonksiyonun grafiğini hem x hem de y ekseni üzerinden yansıttığını e, gördünüz değil mi? Evet, gördünüz. Peki, sizce bunun böyle olmasının sebebi ne olabilir? Fonksiyonun önüne eksi koyduğumuz zaman ve fonksiyonun tanımındaki tüm ifadelerin negatifini aldığımızda, elinizdeki fonksiyon her neyse onun tam zıttını elde ediyorsunuz. x 0 olduğunda 0 elde ediyoruz. x 1 olduğunda 1 yerine eksi 1 elde ettiğimiz için bu tarafa geçmiş oluyoruz. x 4 olduğunda 2 yerine eksi 2 elde ediyoruz. Aynı şekilde x 9 olduğunda da 3 yerine eksi 3. Bu sayede bir ifadenin negatifini aldığımızda fonksiyonun neden x ekseni üzerinden atladığını ya da yansıdığını diyeyim anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Peki x yerine eksi x koyduğumuzda neden böyle bir sonuç elde ediyoruz? Ee, bunu da fonksiyona 1 yerine eksi 1 verdiğimizi düşünerek açıklamaya çalışalım. Bu arada karekök fonksiyonunun eksi 1 için tanımlı olmadığını da biliyoruz. Orijinal fonksiyonumuz x eşittir eksi 1 de tanımlı değil ama bunun negatifini aldığınızda 1'in karekökünü alıyorsunuz ve bu yüzden de tanımlı oluyor. Fonksiyon daha önce aldığı x değerlerinin negatifini girdi olarak alıyor. Bu da fonksiyonu y ekseni üzerinden yansımasını sağlıyor. Bu durum birçok fonksiyon tipi için geçerlidir. Bunun sadece karekök fonksiyonu için geçerli olduğunu düşünmenizi istemem. Peki hadi gelin bunu şimdi bir de farklı bir fonksiyonda deneyelim. E, bu da mesela e üzeri x olsun. Evet işte böyle. Son derece klasik üstel bir fonksiyon. Şimdi de gx'i e, eksi e üzeri x olarak tanımlayalım az önceki gibi bir davranış olmasını bekliyorsak, bu eksi işaretinin fonksiyonu x ekseni üzerinden yansıtması lazım. Eksi e üzeri x. Evet, gördünüz değil mi? x ekseni üzerinden yansıdı. Peki ya y ekseni? Bunun için de h x'i tanımlayalım. Bu da e üzeri eksi x olsun. İşte böyle. y ekseni üzerinden yansıdı. Size gösterdiğim örneklerin ikisi de oldukça basit ifadeler içeriyordu. İsterseniz biraz daha karmaşık bir ifadeyi de örnek olarak alabiliriz. f(x) böyle yüksek dereceli bir polinom olsun mesela x üzeri 3 e, eksi 2x kare güzel güzel oluyor. Bir terim daha ekleyelim gelin artı 2x e, ya da eksi 2x olsun. Evet böyle daha iyi oldu ilgi çekici bir grafik elde ettik, öyle değil mi? Bunu x ekseni üzerinden yansıtmak için ne yapmam lazım? Hemen göstereyim. g x'i eksi f olarak tanımlayayım. Gördünüz değil mi? Evet, bu şekilde yazdığımızda Desmos f x'i alıp eksi 1 ile çarpıyor. Eksi 1 ile çarpınca da fonksiyon x ekseni üzerinden yansımış oluyor. Bunun yerine eksi 1 ile kendimiz de çarpıp eksi parantez içinde x üzeri 3 eksi 2x kare eksi 2x yazıp parantezi kapatabiliriz. Bunun da bizi aynı sonuca ulaştıracağını görüyorsunuz değil mi? Peki, aynı fonksiyonu bu defa y ekseni üzerinden yansıtmak için bunun için ne yapmak lazım? Bunun için de fonksiyonu eksi 1 ile çarpmak yerine x yerine eksi x yazmamız gerekiyor öyle değil mi? Hadi yapalım. Bunu da f eksi x olarak yazabiliriz. Bu desmosun x yerine eksi x kullanmasını sağlayacak ve gördüğünüz gibi tam da beklediğimiz oldu. Yani fonksiyon y ekseni üzerinden yansıdı. Tabii aynı şeyi eksi x üzeri 3 eksi 2 çarpı eksi x'in karesi eksi 2 çarpı eksi x yazarak da elde edebiliriz. Bunu tabi daha da sadeleştirebiliriz ama sonucun aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Peki fonksiyonu hem x hem de y ekseni üzerinden yansıtmak istersek, Evet, y ekseni üzerinden de yansıttık. x ekseni üzerinden de, oh yanlışlıkla sildim. Tekrar etrafına önce parantez koyayım, sonra da parantezin başına bir eksi. İşte bu. Fonksiyon hem y hem de x ekseni üzerinden yansıdı. Bunu istediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Sonuç aynı olacak. Bunu daha kolay bir şekilde ifade etmek için de yine eksi f eksi x de yazabiliriz tabii. Sonuç aynı. Şimdi, hemen desmos.com'a gidin, hesap makinesiyle kendi kendinize oynayarak bunun neden böyle olduğu, altında yatan mantığı iyice anladığınızdan emin olun.